Dünya genelinde yaklaşık 200 milyon çocuk yoğun çatışma bölgelerinde yaşıyor. Sakat kalan veya hayatını kaybeden çocuk sayısının en yüksek olduğu ülke ise Afganistan. Uluslararası Sivil Toplum Örgütü Save the Children tarafından yayımlanan raporda, 2020'de 337 milyona yakın çocuğun silahlı grupların ve çocukları askere alan hükümet güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde bulunduğu, bu rakamın 1990 yılına kıyasla 3 kat daha fazla olduğu ifade edildi. Raporda 2021'de yaklaşık 200 milyonu yoğun çatışma bölgeleri olmak üzere 426 milyon çocuğun çatışma bölgelerinde yaşadığı, bu sayının bir önceki yıla göre %20 arttığı vurgulandı. Raporda bu artışın Mozambik'teki şiddetin yanı sıra iklim değişikliğinin en kötü etkileri ve yaşamı tehdit eden açlık kriziyle mücadele eden Afganistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Nijerya ve Yemen'de devam eden çatışmalardan kaynaklandığına işaret edildi. Save the Children'ın raporunda Suriye'deki çocukların %99'unun çatışmadan etkilenen bölgelerde yaşadığına dikkat çekildi. Çatışmalarda istismara maruz kalan çocuk sayısının en fazla Somali'de görüldüğü kaydedilen raporda, savaşan ve silahlı gruplara alınan çocuk sayısının en fazla Nijerya'da tespit edildiği aktarıldı. UNICEF'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Afganistan'dan Yemen'e, Suriye'den Etiyopya'ya kadar birçok ülkede binlerce çocuğun çatışma, şiddet ve güvensizlik ortamında yaşamaya devam ederken yıkıcı bir bedel ödediği ifade edildi.